Gezgin Aile kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün İskoçya hakkında bilmeniz gereken 25 şeyi paylaşacağım. 1. Edinburgh. İskoçya denince akla gelen ilk şehir masalsı Ortaçağ şehri, hayaletleriyle, bahçeleriyle, neoklasik yapılarıyla ünlü başkent Edinburgh'tur. İngilizce okunuşu ise Edinburgh'dır. 2. Edinburgh Kalesi. Dünyaca ünlü Edinburgh Kalesi şehrin en yüksek noktalarından birisine konuşlandırılmıştır. Edinburgh gezilerinde turistlerin en çok uğradığı yerler arasında bulunan bu kalenin tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanmaktadır. 3. Gayda. İskoçya denince Gayda'dan bahsetmemek olmaz. 1700'lü yıllarda savaşın enstrümanı diye adlandırılan bu tiz sese sahip nefesli alet, İskoçya'da her köşe başında veya gür sesiyle 7 mahalle öteden duyabileceğiniz ve içinizi kıpırdatan geleneksel bir çalgıdır. 4. Etek. İskoçya'ya gideceğim denildiğinde arkasından gelen ilk cümle, "Etek de giyip gezecek misin?" olmuştur. İskoçlar adeta etek giyen erkekleriyle ünlüdür. Aslında o etek denilen kıyafet kilttir. Kareli rengarenk şekillerden oluşan kiltler genelde özel günlerde giyilir. 5. Şato. Şato denince akla gelen ilk ülke şüphesiz İskoçya'dır ve İskoçya'da yüzyıllar önce 4000'e yakın şato olmasına rağmen 200'e yakını günümüzde mevcuttur. Bunlardan akla gelen ilk şatolar ise Edinburgh Şatosu, Stirling Şatosu, Glamis Şatosu, Huntingtower Şatosu, Anvereray Şatosu, Eilean Donan Şatosu, Julzean Şatosu, Lickleyhead Şatosu, Dundas Şatosu, Stonefield Şatosu, Baroni Şatosu, Balmoral Şatosu, Dunnathorpe Şatosu, Fivie Şatosu, Dunrobin Şatosu, Kilchurn Şatosu, Anmernes ve Uruyart Şatosu. 6. Golf. Aslında golf sporu 15. yüzyılda İskoçya'nın doğu kıyılarındaki St. Andrews şehrinde İngiliz işgaline karşı koyma amacıyla icat edilmiş bir spordur. Dolayısıyla İskoçlar golfü çok severler ve İskoçya'da uçsuz bucaksız birçok şahane golf sahası bulunmaktadır. 7. Edinburgh Festivali. İskoçya denilince akla Edinburgh, Edinburgh denilince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi de dünyaca ünlü Edinburgh Festivali'dir. Bu festival yaklaşık 25 gün sürer ve her türlü sanatsal, kültürel, geleneksel etkinlik mevcuttur. Edinburgh, dünyanın birçok yerinden gelen turistlere her sene festival için ev sahipliği yapmaktadır. Fırsat bulursanız ve bütçeniz el verirse Edinburgh Festivali'ne katılıp, o uluslararası havayı solumanız size hayat adına çok şey katacaktır. 8. Scottish Highlands. Kuzeybatı İskoçya'nın etrafını çevreleyen dağlık bölgeye İskoç yaylaları denmektedir. Merkezinde efsanevi Nessie canavarıyla ünlü Loch Ness Gölü bulunmaktadır. Britanya'nın 1100 metre yüksekliğe sahip en yüksek dağı Ben Nevis de Highlands bölgesinde yer almaktadır. 9. William Wallace. İskoç tarihinin en önemli figürlerinden biri de şüphesiz William Wallace'tır. Cesur Yürek filmindeki İskoç Şövalye William Wallace, İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadele etmiş ve 1297'de İngilizleri yenmiş bir halk kahramanıdır. 10. Viski. Aslında viski kelimesi Gaelic, Gaelic, dilinde hayatın kaynağı anlamına gelen usiske bita kelimesinden türemiştir. İlk viski üretimine 1494 yılında rastlanmıştır. O günden bugüne viski üretimiyle ün salan İskoçya'nın adı da bu tarihi içkiyle özdeşleşmiştir. 11. Kaledonya. Kaledonya kelimesi Romalılar tarafından Kuzey Britanya'ya verilmiş eski bir kelimedir. İskoçya'nın eski adıdır. 12. Loch Ness Gölü. Büyük Britanya'nın ikinci büyük gölü Loch Ness Gölü'dür. Efsanevi canavarıyla ünlü Loch Ness, Kuzey İskoçya'nın yaylalar bölgesinde bulunmaktadır. Loch Ness'te bot turu yapmak isteyenler Edinburgh'dan hemen her gün hareket eden Highlands Tour otobüsüyle bölgeye gidip gölde bot turunun keyfini çıkarabilir. 13. Nessie. Loch Ness Gölü deyip de Nessie'den bahsetmemek ayıp olur. Üzerine onlarca kitap yazılmış, varlığı ve yokluğu arasında gidip gelinen Loch Ness Gölü'nün en ünlü karakteri Nessie'dir. Fip olarak biraz dinozoru andırmaktadır. 14. Hogmanay.
aslında bu kelime İskoçların yeni yıl arefesi için, yani yılın son günü için kullandıkları kelimedir. İskoçya'da yeni yıl kutlamalarına Hogmanay denmektedir. 15. Haggis. İskoçya'ya gidip de haggis yememek olmaz. Nasıl İngiltere'de fish chips varsa İskoçya'da da haggis vardır. Geleneksel İskoç işkembe dolmasıdır. İskoçya'da en geleneksel yemektir. 16. Braveheart. İngilizlere karşı isyan bayrağını kaldıran ve İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadele eden İskoç vatansever William Wallace'ın lakabıdır. Ayrıca 1995 televizyona giren ve başrolünü Mel Gibson'un oynadığı Amerikan yapımı kahramanlık filminin adıdır. Bu isim İskoçya ile özdeşleşmiştir. 17. Robert Burns. Bizim nasıl Orhan Veli, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Yahya Kemal Beyatlımız varsa İskoçların da Robert Burns'u vardır. Robert Burns denilince akla İskoçya gelir. İskoçların dünyaca ünlü ve en çok tanınan milli şairidir. 18. Sir Walter Scott. İskoçya ile özdeşleşen ünlü bir şahsiyet de Sir Walter Scott'tur. İskoçların çok sevdiği bu milli romancı, edebiyat eleştirmeni, oyun yazarı ve tarihçi Walter Scott'un Edinburgh'un tam merkezinde büyük bir anıtı bulunmaktadır. Edinburgh'u gezen hemen her turistin Scott anıtının önünde bir fotoğrafı vardır. 19. Sean Connery. Dünyaca ünlü aktördür. Çoğu kişi Amerikan olduğunu tahmin eder ama Sean Connery Edinburgh doğumludur. Oyunculuğa da Edinburgh'da başlamıştır. 20. Scottish Islands. İskoçya kendisi bir ada ülkesi olmakla birlikte etrafında bulunan irili ufaklı yaklaşık 790 adaya sahiptir. Doğa harikası olan bu adalardan en güzelleri ve meşhurları ise Orkney, Skye, Arran, Fair, St Kilda, Mull, Barra, Iona, Harris, Tiree'dir. 21. Scottish Lakes. İskoçya görülmesi gereken doğa harikası bir coğrafyaya sahiptir. İskoçya'ya gidip sadece Edinburgh'ı görüp gelmek olmaz. Gitmişken en azından en meşhur gölü Loch Ness'i, Loch Lomond'u görmek ve bu göllerde serin havada bot turu yapmalısınız. Emin olun hayatınızın unutulmaz anlarından biri olacaktır. 22. Military Tattoo. Trumpet, gayda ve davullarıyla ünlü, ahenkte İskoç ezgileri çalan bu nizami bandonun gösterisini izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Edinburgh Festivali'nde her sene Edinburgh Kalesi'nin önündeki boş alanda sahne alan kalabalık bando senkronize ritmik hareketleriyle şaheserler yaratarak dinleyicileri büyülemektedir. 23. Royal Mile. Kraliyet Yolu, Orta Çağ şehri Edinburgh ikiye ayrılmaktadır. Eski ve Yeni Şehir. Eski Edinburgh'un en turistik yeri yaklaşık 1 mil uzunluğundaki yol, Royal Mile yani Kraliyet Yolu olarak geçmektedir ve turistlerin en uğrak noktası bu caddedir. 24. Keltik. İskoçya'nın en büyük iki şehrinden birisi olan Glasgow'un ünlü futbol takımıdır. Bu kelime aslında İngilizce'de Celtic diye okunur fakat takımın ismini söylemek istersek, bu kelime Celtic diye okunmaktadır. Glasgow'un diğer bir takımı Glasgow Rangers ile kıyasıya bir rekabet halindedir. Bu iki takımın derbisinin ateşli olmasının sebebi dinidir. Celtic Katolik, Glasgow Rangers ise Protestandır. 25. Alex Ferguson. Aslında Ferguson denilince ben Manchester United Futbol Kulübü'nü hatırlıyorum dediğinizi duyar gibiyim, ancak Alex Ferguson bir İskoçtur ve Glasgow'da doğmuştur. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Gezgin aile izleyicileri böyle videoların gelmesini istiyorsanız, videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olursanız, bizi sevindirirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.